Eren Sami Dinkçi 13 Aralık 2001 tarihinde dünyaya geldi. Almanya Bremen doğumlu genç oyuncu futbol hayatına SV Hemelingen'de başladı. Daha sonra sırasıyla Obernaulend, Zebaltsbrück ve Borgfeld kulüplerinin genç takımlarında forma giydikten sonra Werder Bremen tarafından beğenildi ve alt yaş kategorilerine dahil edildi. Bundesliga u 19daki ilk sezonunda 23 maç, 24 gol, 12 asistlik olan üstü bir performans gösterdikten sonra geçtiğimiz sezon başında Werder Bremen'in ikinci takımında Almanya 4. liginde şans buldu. Burada da 8 maçta 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Werder Bremen bu performansı duyunca A takıma dahil etti. A takımda Bundesliga'da 10 maça çıkan Eren, genelde yedek başlayıp sonradan girdiği maçlarda 117 dakika süre bulabildi. Bu süre zarfındaki tek gol kariyerindeki ilk Bundesliga maçı olan Mainz'a karşı attığı kafa golüydü. 2021 Haziran itibariyle adı Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerle anılmaya başlandı. Peki, Eren Dinkçi'nin dikkat çeken özellikleri neler? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle Eren'in birinci mevkisinin center for olmasına karşın her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyelim. 1.88 boyunda. Yani bir center for için gayet ideal bir boyu var. Tercih ettiği ayı sağ olsa da solda da attığı çok golleri var. Yerden ve kafayla çok iyi bir bitirici olduğunu zaten attığı gollerden de anlayabiliyorsunuz. Gol vuruşlarında çok soğukkanlı. Bu yaşta böyle özelliklere sahip olmak çok değerli. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki Eren alışla geldik bitirici forvetlerden değil oyun içinde mümkün olduğunca mobil, topla aşırı neşir olmayı seven, savunmada da mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. Bunun yanı sıra dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise hızlı bir oyuncu olması. Güçlü bir oyuncu olmasa da hızıyla rakip savunmalara sıkıntı çıkarabiliyor. Ancak zaman zaman driplingi fazla zorlayıp top kaybı yaptığı için takımını pozisyon olarak dönen anlar da olmuş. Bunları yaşına verebiliriz. Bağlantı oyununda bir santrifara göre fena sayılmayacak seviyede olsa da sırtı dönük oyunu sıkıntılı. Bunda güçlü bir oyuncu olmamasının da payı var. Dolayısıyla Werder Bremen'de daha çok kanat forvet tarzı kullanılmış sırtı dönük oyunu geliştiremediği takdirde kariyerine tek forvet olarak devam etmesi bu seviyelerde zor gözüküyor. Dolayısıyla Eren kanat forvete de devşirilebilir. Bunu biraz da gideceği takım belirleyecek. Henüz büyük takımlar için hazır olduğunu düşünmüyoruz. Gelirse de öncelikle kendisi için doğru olan birlik ve takıma kiralanması gerektiği kanaatindeyiz. Çok potansiyelli bir oyuncu. Umarız iyi bir kariyer çizip bizim milli takımımızı seçer ve hücumda iyi bir oyuncu daha kazanmış oluruz. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.